Arkadaşlar merhaba. Yoğun olarak sizlerden sorular geliyor. Acaba sıralamalar ne olacak? İşte ben şu sıralamadayım. Bu sene kaç bin düşer, kaç bin çıkar gibi. Ben de bunlara elimden geldiğince şimdiki videomda biraz daha net cevaplar vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu konuda gerçekten cevap vermek zor. Onun için de çoğu YouTube'da yorum yapan öğrenci koçları, rehber öğretmenlerinin daha yuvarlak cevaplarla konuları geçiştirdiğini biliyorsunuz. Şimdi ben burada sayısal verilere de gireceğim. Ama yine de şunu söyleyelim arkadaşlar. Bunlar birer tahmin. Esasında en doğrusu 28 Temmuz'u bekleyip sonuçları görmek. Çünkü biz etrafımızdan duyduğumuz verilere göre işte matematiğin, fiziğin daha henüz hiçbirinin ortalamalarını bilmiyoruz ama öğrencilerden aldığımız duyumlara göre yorum yapıyoruz. Yani şu anki yorumların çok fazla bir bilimsel geçerliliği yok. Sadece deneyimlerimize dayanarak size biraz daha önden bilgi vermeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Sayısalda ve eşit ağırlıkta sınavın 2019'a göre bir tık daha matematik anlamında kolay olduğunu söyleyebiliriz. Matematik anlamında sınav bir tık daha kolaydı. Ama örneğin fizik anlamında kolay değildi. Fizik yine öğrencilerimizi zorlamış. TYT matematik daha zordu. TYT Türkçe zordu. Özellikle bu TYT'deki yapılan netler bu sene daha bir önem kazanacak. Bir de biliyorsunuz mezun öğrencilerimizin TYT puanlarını 2 yıl kullanabilmek gibi bir hakları var ki ilk yılki puanları bu sene daha da bir önem kazanıyor. Eğer ilk yıldaki puanlarını kullanırlarsa o onlar için bir avantaj olacak. İşte bu tarz bir sürü parametre var. Ama gözlemlediğim, benim gözlemlediğim şahsen bakın yine söylüyorum. Belki sınav sonrası çok tahminlerimizden dolayısıyla linç edileceğiz. Ama ben burada net sayılar da vereceğim. Bu sadece bir tahmin arkadaşlar. Lütfen bunu çok abartılı bir şekilde ciddiyete almayalım. Şimdi sıralamalarda şu şekilde oynama olur arkadaşlar. Mesela sayısallarda yaptığınız puanla sıralamanız 2019'a göre biraz daha geride gelir. Geride derken neyi kastediyorum? Diyelim ki siz 10.000. oluyorsunuz 2019'a göre. 2020'de 12.000 olabilirsiniz. 13.000 olabilirsiniz. Puanınız artar ama sıralamanız düşer. Yani peki bu oynama ne kadar olur? Bu oynama sabit olmaz. Diyorlar ki öğrenciler acaba 15.000 düşer mi? 20.000 düşer mi? Herkesin 15.000, 20.000 düşmeyecek arkadaşlar. Yani düşünsenize mantık olarak birinci, 15 birinci mi olacak bu sene? Yani ilk 5.000'deki oynama, ilk 5.000 kişideki oynama son derece sınırlı olur. 1000 olur, 700 olur, 1500 olur. Ama son derece az olur. Yani 300, 500 ile 1000 arasında değişen bence bir oynama olur esasında ilk 5000 kişide. Bunu böyle genişletirsek mesela 5000 ile 15.000 arasında bu oynamalar 3000'e falan da çıkabilir. 3000, 3500, 2500 gibi oynamalar aşağıya doğru inmeler olabilir. Ama bunu siz bu şekilde genişletebilirsiniz. 15.000 ile 25.000 arası biraz daha fark. Her 10.000'de biraz daha artacak şekilde kafanızdan düzenleyebilirsiniz. Sayısalda ben açıkçası 2019'da gelecek olan netlerle baktığınız sıralamalara göre, şimdi siz 2019 puanlarına göre yaptığınız netlerin bir sıralamasını çıkarıyorsunuz. Diyelim ki 15.000 geliyor. İşte o maksimum 20.000'e inebilir. Özellikle 10.000 ile arkadaşlar 10.000 ile şu 30 bin 40 bin arasında bir 5 bin civarında 4 bin civarında oynamalar olabilir. Benim düşünceme göre 5 bin daha aşağıya inebilir. Ama bu 100 binlerde 200 binlerde bu oynamalar 15 binlere 20 binlere de çıkabilir arkadaşlar. Bu oynamalar çok daha fazla olur. Bakın puanlar ve sıralamalar kötüleştikçe o bölgelerde çok yığılmalar olduğu için oynamalar da daha fazla oluyor. Yani üst kademede 1000, 2000, 3000, 5000 gibi atmalar olurken alt tarafa doğru indiğimizde 15.000, 20.000'lerde oynamalar olabilir. Bu 200.000'lik gibi sıralarda. Eşit ağırlık için de hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceğim.
Matematik puan tabii ki eşit ağırlıkları da aynı ölçüde etkiliyor. Bu sene matematik daha bir yapılabilirdi, özellikle AYT matematiği. Eşit ağırlıkta tarih biraz zordu. Edebiyat değişken, kimisine kolay gelmiş, kimisine zor gelmiş. Eser isimleri falan çok fazla sorulmaması kimisini ters köşe yapmış açıkçası. Ama yine de ben eşit ağırlıkçıların da daha iyi yaptığı düşüncesindeyim. Belki sayısal kadar olmasa da eşit ağırlıkta da oynamalar olacaktır. Yine ilk 10.000 için 2.000-3.000 oynama düşünülebilir. Yani geçen sene siz 2.000. oluyorsanız belki 3.000. olacaksınız bu sene. Ya da geçen sene 10.000. oluyorsanız bu sene 13.000. belki olacaksınız. 2.000-3.000 oynamalar olabilir. Bu aşağıya doğru indikçe yine bu oynamalar artacaktır. Yani 100.000'lere geldiğinizde bu oynamalar 10.000 civarına çıkabilir arkadaşlar. Eşit ağırlıklar içinde durum bu şekilde. Ama mesela öğrenci diyor ki ben 2.000'inciyim, 10.000'e atar mı? Atmaz. Yani 2.000'den 10.000'e atacağını hiç düşünmüyorum. 2019'da 2.000'inci olan bir sıralamanın 2020'de 10.000'e kadar gerilemesini düşünmüyorum arkadaşlar. Sözelde durum biraz daha karışık. Sözelde hiç oynama da olmayabilir. Çünkü sözel için edebiyat zordu diyebiliriz. Tarih zordu diyebiliriz. Yani sözel derslerde bir hafifleme yok. Hatta tam tersi biraz zorlaşma bile olabilir. Ya hiç sıralamalar değişmeyecektir ya da belki bir miktar daha iyi bile gelebilir sıralamalarınız. Yani benim tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım size birer cevap olabilmiştir. Ama lütfen yorumlarda nokta hedef sormayın. Ben 12.000'inciyim, 14.000 olur mu? Bakın böyle bir tahmini nasıl yapabilirim? 14.000 de olabilir, 15.000 de olabilir, 11.000 de olabilir. Hani yani 12.000'den bir miktar düşme bekliyoruz sayısalda ama nereye kadar düşer? Şimdi ben bu kadar net elimde hiçbir veri yokken tahmin yürütmemi lütfen beklemeyin. Hatta şunu yazanlar oluyor. Madem bilmiyorsunuz neden yorum yapıyorsunuz? Arkadaşlar bunu bilen yok zaten. Elimizde veriler yok. Yani onun için bu kadar hassas ölçümler beklemeyin. Ama dediğim gibi sıramız aşağıya indikçe oynama artacaktır. Yani ilk 10.000'deyseniz oynamaz. 10.000'de 20.000'deyseniz biraz daha fazla. 20.000'de 30.000'deyseniz biraz daha fazla. Aşağıya indikçe oynama ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Hata payları artıyor. Çünkü aşağıya doğru biriken insan sayısı fazla. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sorulara cevap bir miktar olabilmişimdir. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. İyi bir tercih dönemi diliyorum. Bu arada mesleklerle ilgili videolarım oluyor. Matematik öğretmenliği ve bilgisayar mühendisliği ile ilgili videolarım var. Lütfen bunları da takip etmeyi unutmayın. Yenileri çok yakında gelecek. Hepinize başarılar diliyorum.